Ankara'da düzenlenen terör operasyonunda canlı bomba eylemi yapacağı değerlendirilen DAEŞ üyesi bir terörist ölü ele geçirildi. Alınan bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DAEŞ üyesi bir teröristin Ankara'da canlı bomba eylemi gerçekleştireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler Etimesgut ilçesi Eremen Mahallesi 47. sokakta yüksek katlı bir binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler tespit edilen binanın 9. katındaki daireye Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlileriyle operasyon yaptı. Operasyonda teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren terörist çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Söz konusu evde çalışma başlatan bomba imha ve inceleme ile olay yeri inceleme şube müdürlükleri ekipleri canlı bomba eyleminde kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda patlayıcı madde buldu. Patlayıcıların bir bölümü patlama riskine karşı evden çıkarılarak Ereğman'da boş bir arazide imha edildi. Operasyonda ölü ele geçirilen DAEŞ üyesi teröristin kimliği tespit edildi. Bu teröristin 1992 Adana doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet Bey olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgeye gelen Ankara Valisi Ercan Tupaca ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan operasyon hakkında bilgi aldı. Canlı bomba eylemi yapmayı planladığını ki bizim de endişe ettiğimiz önümüzdeki günlerde gerek 29 Ekim törenlerinde gerekse diğer vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve kalabalık mekanlarda bu eylemin yapılabileceği yönünde tahminlerimiz var. Tabii kişinin de kısa sürede yaptığımız araştırmalarda Anıtkabir civarındaki şüpheli hareketlerinden dolayı DAEŞ'le bağlantısı dolayısıyla canlı bomba eylemi planladığını düşünüyoruz. Öte yandan DAEŞ terör örgütüne üye teröristin 1992 Adana doğumlu Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ahmet Balık olduğu kesinleşti. Ankara Valiliği teröristin Anıtkabir ve eski meclis civarında yaptığı keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı. İşte bu görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da etkisiz hale getirilen terörist için kameraların karşısına geçerek şu açıklamada bulundu. Son istihbarat nedir acaba? Vali Bey sabahleyin sabahki operasyondan sonra öncelikle güvenlik kuvvetlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Çok önemli bir izleme ve istihbarat sonucunda bir DAEŞ mensubunu daha etkisiz hale getirdiler. Takdir edersiniz ki yine bundan yaklaşık 10 gün önce böyle bir olay söz konusuydu. Yine Gaziantep'te 3 hücreyle ilgili böyle bir operasyon söz konusuydu. Bu operasyonlarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kamuoyu elbette ki bu operasyonlarımızın hangi şekilde devam ettiğine şahit olacaktır. Onun için burada hem Sayın Valimizin söylediği eski meclis binamızla ilgili bir takım keşifler yapıldığı hem de Anıtkabir'le ilgili bir takım keşifler yapıldığı doğrudur. Ama özellikle gerek bu güvenlik meselelerinde çok açık olmamak gerekir. Çünkü bu yürüyen bir süreç. Önümüzdeki günlerde ayrıntıları Sayın Valimiz hem basınla hem de kamuoyumuzla daha detaylı bir şekilde paylaşacaktır. Bakan Soylu açıklamasının devamında bu olayların 29 Ekim veya 10 Kasım'la ilişkilendirilmesinin son derece abes olduğunu kaydederek şu açıklamada yaptı. Diğer taraftan da terör örgütleriyle canaraş bir mücadele etmesi elbette ki yapılabilirdir. Ama bugün önceliğimiz farklıdır ve biz bugün bu önceliği öne almak durumundayız. Bir önceliğimiz var. Bunun 29 Ekim, bunun 10 Kasım'la ilişkilendirilmesi de son derece abeste iştigaldir. Bir de bilmemezliktir. Yani 2911 ayrıdır. Resmi törenlerin organizasyonu ve koordinasyonu ve bunun kanunumuza tanımlanması apayrı bir sürecin kendisidir.
Ama bu kadar önemli bir sürecin içerisinden yürürken özellikle sorumluluk sahiplerinin biraz daha empati kurmalarını, elbette halkımızın güvenliğinden sorumlu olan hükümet yetkilileri olarak, devleti yönetenler olarak beklediğimizi ifade etmek istiyorum.